Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Mayıs 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Güneş 21 Mayıs'a kadar Boğa burcunda ilerliyor. Mayıs ayına 30 Nisan'da meydana gelen Boğa burcundaki Güneş tutulmasının güçlü etkileriyle başlıyoruz ve ayın ilk 10 günlük dönemi içerisinde gökyüzü önemli destekler sunabilir bize. İyicil bir tutulma bu. Venüs Jüpiter'in muhteşem kavuşumu Mayıs ayının da ilk günlerini şenlendiriyor. Özellikle maddi güvenliğiniz, parasal kazançlarınız, bütçeniz, kişisel değerlerinizle ilgili alanlarda bu tutulmanın da tesiriyle uzun vadeli güvenli adımlar atabilirsiniz, iyileştirmeler yapabilirsiniz. Gezegeniniz Mars ay sonuna kadar 25 Mayıs'a kadar Balık burcunda ilerleyecek. Ayın büyük bölümünde aslında biraz daha içe dönük, daha kendi dünyanızda olmanız, yaptığınız eylemlerin başkaları tarafından çok fazla fark edilmemesini tercih edebilirsiniz. Yani biraz gizlilik içerisinde olmanız da mümkün görünüyor ama iç dünyanızla ilgilenmek, manevi konulara yoğunlaşmak, yaratıcı çalışmalarla ilgilenmek, işte sezgilerinizden yararlanmak için de gökyüzü gayet güzel olanaklar sunabilir size sevgili koçlar. Evet, bu tutulmanın tesiriyle yeni kazançlar söz konusu olabilir. Yeteneklerinizi değerlendirme imkanları bulabilirsiniz. Maddi anlamda istikrar oluşturmak için olumlu adımlar atabilirsiniz. Sahip olduğunuz kaynakları yine daha güvenli bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Ya da burada kendinizi güvende hissetmek için ya da kendinizi daha değerli hissetmek için bazı koşullar sizin lehinize şekillenebilir. Bu tutulmanın tesiriyle ayın ilk 10 günlük dönemi içerisinde kişisel girişimler için de aslında gökyüzü bizi destekliyor. Burada yeni başlangıçlar yapabiliriz. Daha önce planladığımız bazı işleri uygulamaya geçebiliriz ve çok daha verimli, gelişmeye açık, geri dönüşleri de çok daha olumlu olabilir bizim adımıza. Ayın ikinci 10 günlük dönemine baktığımızda gezegenlerin değişimleri ve enerjilerin değişimleri söz konusu. 10 Mayıs'ta Merkür İkizler Burcu'nda gerilemeye başlayacak. 2 Haziran'a kadar Merkür retrosu devam ediyor. İkizler ve ardından Boğa Burcu'nda bu gerileme söz konusu. Bu nedenle 10 Mayıs'a kadar Merkür ileri hareketteyken anlaşmalar olabilir, sözleşmeler, imza atılması gereken konular olabilir. Bunları tamamlamakta fayda var. 10 Mayıs'tan itibaren Merkür gerilemelerinde biraz yavaşlayabiliriz. Biraz içinde bulunduğumuz şartları gözden geçirebiliriz. Eksikleri tamamlamak için de iyi bir dönem aslında. Bunlar iletişimle ilgili olabilir, eğitimle ilgili konular olabilir. Ve tabii ki maddi konular, bütçemizle ilgili bazı hesaplar olabilir. Gözden geçirmeler yapabiliriz, eksikleri fark edebiliriz, hataları düzenleyebiliriz. Merkür gerilemesinin bunun için özel imkanları olabilir. Alışverişlerde çok acele etmemeye çalışalım. Yeni konularda karşımıza yeni çıkan bir yani bir teklif olabilir, bir anda oluşan bir düşünce olabilir. Buralarda çok sabırsız davranmamak gerekiyor. Biraz incelemekte, araştırmakta fayda var Merkür retrosu nedeniyle. Evet, 11'inde Jüpiter, şans gezegenimiz Jüpiter, Balık burcundan ayrılıp sizin burcunuza geçiyor sevgili koçlar. Bu muhteşem bir etki tabii ki. 12 yılda bir Jüpiter burcunuza gelir ve yaklaşık bir yıllık bir transit bu. Şimdi yaz aylarında sizin burcunuzda olacak Jüpiter 27 Ekim'e kadar sevgili koçlar. 28 Haziran'da 8 derece koç burcunda gerilemeye başlayacak. 27 Ekim itibariyle tekrar balık burcunun son derecelerine gerileyecek ve 20 Aralık'tan yıl sonu 20 Aralık'tan itibaren de artık sizin burcunuzda tekrar hızlı bir şekilde ilerlemeye başlayacak. Ve 27 Ekim'e kadar olan dönemde Jüpiter'in burcunuzda olması maddi anlamda da manevi anlamda da sizin için daha girişken, daha cesur, daha özgüvenli enerjiler verebilir. Bireysel anlamda enerjiniz artmaya başlıyor ve kendinizi, çünkü Jüpiter büyütür. Jüpiter'in o büyütücü etkisiyle kimlik duygunuz ve buralardaki yani kendinizi ifade etme, kendinizi gerçekleştirme isteklerinizde, arzularınızda da artışlar olabilir. Cesaretiniz artabilir, özgüveniniz artabilir. Tüm bunlarla beraber hayatta biraz daha inisiyatif alma konusunda Jüpiter'in desteklerini alabilirsiniz ve Jüpiter koruyucu bir etkidir. O koruyucu etkisi nedeniyle daha şanslı bir dönemde olacağınızı da söyleyebilirim. Evet, ve ayın
15'inde Güneş Satürn karesi etkinleşiyor. 16'sında da Dolunay'la beraber ay tutulması yaşayacağız. 2022'nin ilk ay tutulması 25 derece Akrep Burcu'nda tam ay tutulması. Bu tutulma ay düğümlerin güney düğüm yönünde ve Satürn'den de açı aldığı için çok kolay bir tutulma değil. Biraz zorlayıcı, bizi sorumluluklarla yüzleştiren bir tutulma olduğunu söyleyebilirim. Ay tutulmaları duygusal konularda da etkiler. Hayatımızda hassasiyetleri çok fazla öne çıkarır. Eksikler ve hatalarla daha fazla yüzleşebiliriz bu dönem içerisinde. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 25 derece ve yakınlarında sabit burçlarda. Akrep, Boğa, Kova ya da Aslan. Bu burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu ay tutulmasının sizin için bireysel anlamda çok daha güçlü etkileri olabilir. Toplumsal konularda, kolektife ait konularda da tabii ki ay tutulması tesirleri olacaktır. Bunların da hayatlarımızda kişisel olarak az veya çok yansımaları olabilir. Krizlerle yüzleşmeler söz konusu. 8. evinizde olacak bir ay tutulması. Eğer ihmal ettiğimiz konular varsa, bunlar daha çok parasal konular, finansal paylaşımlar olabilir, kaynaklarımızı değerlendirme konusunda vermiş olduğumuz kararlar olabilir, yatırımlarla ilgili konular olabilir, borçlanma konuları olabilir. Buralarda bir dönüşüm var, bir yüzleşme söz konusu, bir tamamlanma enerjisi var. Evet, bir borcun ödenmesi olabilir bu. Sizi rahatsız eden bir borçtan kurtulabilirsiniz ya da bir miras, sigorta, nafaka gibi bir sorunun çözümlenmesi olabilir ya da bir vergi borcunun yapılandırılması, tamamlanması olabilir. Ama bu alanlarda bazı sizi zorlayacak ya da sorumluluk verecek konularla da karşılaşabilirsiniz. Akrep ilişkilerdeki paylaşımlarımızı da yöneten bir burçtur. Bu cinsellik olabilir. Özellikle aşk ilişkilerinde tutkular olabilir, yönetmekte zorlandığımız biraz zararlı duygular, baskılar, manipülatif durumlar olabilir ve tabii ki finansal paylaşımlar olabilir. Evlilikle ilgili ya da işbirlikleriyle ilgili ve bu tutulmanın etkisiyle tamamlanan bazı ilişkilerimiz veya dönüşüme giren bazı ilişkilerimizin bu finansal paylaşımlarıyla ilgili yüzleşmeler de söz konusu olabilir. Tutulma tesirleri özellikle tutulma haftasında ve takip eden 1,5 aylık süreç içerisinde gündemlerimizi biraz daha belirleyebilir. Güney düğüm yönünde olduğu için ve Satürn'den açı aldığı için zorlayıcı enerjiler altında olabileceğimizi söyleyebiliriz ve sorumluluklarla daha fazla yüzleşmeler gerekir. Ama bu sorumluluklarımızı eğer yerine getirdiysek, ya bireysel anlamda hatalar yapmadıysak, o zaman çok da fazla bizi zorlamayacaktır. Satürn dersine çalışmayan öğrencileri biraz zorlar. O yüzden yani sorumsuz davrandıysak, yani parasal konularda maceracı tavırlar içerisinde olduysak, gereksiz borçlandıysak, altından kalkamayacağımız bazı zor durumlar, krizlerle de bu tutulma sırasında yüzleşebiliriz. Evet, ve özellikle ayın 15'i ve 15'ine yakın dönemlerde 14'ünden itibaren bu etki güçleniyor. Tutulmanın stresi, baskısı üzerimize biraz ağırlaşabilir. Ve ayın son 10 günlük dönemine geldiğimizde 21'inde Güneş İkizler Burcu'na geçiyor. Ve 23 Haziran'da güzel bir Güneş Jüpiter seksen açısı var. Sizi çok destekleyecektir. İyimserliğinizi arttırıyor, keyfinizi arttırıyor. Bazı gezi seyahat fırsatları çıkabilir. Eğitimle ilgili konularda karşınıza fırsatlar çıkabilir. Güneş ikizlerde ilerlerken entelektüel konularda sizi destekler. Yeni şeyleri öğrenme konusunda hevesli olabilirsiniz. O yüzden bazı kurslara katılmanız, işte bol bol okumanız, belki bir dil öğrenme konusunda biraz daha girişken davranmanız mümkün görünüyor. Ayın 25'inde Mars artık Koç'a geçecek. Evet, özellikle ayın ilk haftalarında daha içe dönük olacağınızdan bahsetmiştim ama ayın 25'inde Mars artık burcunuza geçecek. Enerjiniz artık başkaları tarafından daha fazla fark edilecek. Mars ayın son günlerinde Jüpiter'le de birleşeceği için çok hiperaktif bir duruma gelebilirsiniz bu ayın sonlarında. Aşırı derecede bir öyle özgüvenli, iyimser, cesur olmanız, çok girişken olmanız mümkün. İnisiyatif alabilirsiniz. Savaşçı bir enerji var. Mücadele etme dürtünüz artıyor. Bu tabii ki özgüveninizi arttırarak hayatınızda yapmanız gereken kişisel girişimlerde, almanız gereken inisiyatiflerde sizi destekleyecektir. Ancak çok da maceracı olabilirsiniz. Böyle gözü kara davranabilirsiniz. Buna dikkat edin. Enerjinizi dengelemek için fiziksel aktiviteler, spor,
Yani bunlar çok faydalı olabilir. Düşünmeden hareket etmemeye çalışın. Çünkü Koç burcu sabırsızdır. Özellikle hem Mars hem Jüpiter kavuştuğunda bu sabırsızlık biraz zorlayıcı durumlara, risklere de yol açabilir. Ve 30 Haziran'da İkizler burcunda yeni ay doğuyor. Artık ayın son yeni ayı, son gününde doğacak. Dolayısıyla etkilerini daha çok Haziran ayında hissedeceğiz bu yeni ayın. Ama güzel bir yeni ay. Mars'ın Güneş'le, Jüpiter'le birleşmesi enerjisini de arttırıyor. Sizin için de destekleyici bir yeni ay olacak. İletişimle ilgili konular, eğitimle ilgili konularda girişimler, ticari girişimler, seyahatler, yakın çevre ilişkileriniz, kardeşlerle ilgili olabilecek hareketler özellikle Haziran ayının ilk günlerinde sizin için de çok daha fazla önemli olabilir, belirleyici olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 8 derecedeki İkizler yeni ayı eğer kişisel doğum haritalarınızda 8 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa sizin için çok daha önemli olabilir, çok daha etkili olabilir. Evet, ayın genelini şöyle bir toparlarsak aslında çok verimli, oldukça da hareketli bir ay. Bu ay para durumunuz, bütçeniz, genel kaynaklarınızla ilgili alana, borçlanma, alacak verecek konularına dikkatli yaklaşmamız gerekiyor. Ay ortalarında finansal paylaşımlarla ilgili alanlarda bazı krizlerle yüzleşebiliriz. Yatırımlarımızda riskli adımlar atmamakta fayda var. Kazançlarımızı iyi değerlendirmekte fayda var. Ayın ilk 10 günlük döneminde yeni iş girişimleri, para kazanma imkanları, bizim için verimli olabilecek bazı alışverişler, işle ilgili kısmetler olabilir. Ve Jüpiter'in ayın 11'inden sonra burcunuza geçmesi iyimserliğinizi, cesaretinizi arttıracak, özgüveninizi arttıracak. Ayın son günlerinde bu aşırı özgüvenli ve cesur enerjinizi biraz kontrol etmeye çalışın. Sabırsız ve dürtüsel davranma eğiliminiz artıyor çünkü. Ve Güneş'in İkizler burcuna geçmesi hareket ihtiyacınızı arttıracak. Artık gezmek istiyorsunuz, seyahat etmek istiyorsunuz, yeni şeyler öğrenmek söz konusu. Eğitimle ilgili girişimler ve planlamalar söz konusu. Ve bunlar ayın son haftası içerisinde daha fazla sizin zihninizi meşgul ederken biraz da hareketlilik var, seyahatler var, yakın çevrenizde olup bitenler ve özellikle akrabalar, kardeşler, aile çevrenizdeki etkileşimlerde sizin vereceğiniz kararlarda, alacağınız, yapacağınız girişimlerde çok etkili olabilir sevgili koçlar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.